Hepinize merhaba. Bugün bambaşka bir konuyla karşınızdayım. Sizinle kullanmayı en çok sevdiğim ürünleri paylaşmak istedim. Hepsi burada zaten. Hemen lafı uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Hemen sabah kalkıştan akşam yatışa kadarki sürecimi anlatıyorum size. Sabah kalkıyorum, yüzümü normal suyla yıkıyorum ve bu Gül Birliği'nin gül suyunu kullanıyorum. Ben sprey halinde kullanıyorum çünkü ben pamukla silmiyorum bunu. Yüzümü yıkadıktan ve ben havluyla da yüzümü bu arada silmiyorum. Kağıt havlu kullanıyorum ne yazık ki diyeyim. Çünkü havlunun üzerinde nemden dolayı bazı bakteriler olabiliyor ve bize bir cilt doktoru hem ablama hem de bana yüzünüzü havluyla silmeyin demişti. Her seferinde ya temiz havlu kullanacaksınız ya da bir parça kağıtla yüzünüzün nemini alın. Biz öyle yapıyoruz senelerdir. Bunu kullanıyorum, sıkıyorum ve bekliyorum. Onu beklerken Eda Taşpınar'ın bu at kılığı fırçasını kullanıyorum. Bacaklarımı kullanıyorum. Daha çok sıkılığını yitirmiş, selülitli, çatlak olan yerlere bunu kullanıyorum. Aslında 10 dakika kullanın diyorlar ama ben 2,5 şeklinde toplamda 5 dakika ancak kullanabiliyorum. Bunu kullandıktan sonra, bu arada ben bunu kollarıma da kullanıyorum. Tek önemli dikkat etmeniz gereken nokta burada yer çekiminin ters yönünde kullanmanız. Ona da dikkat edin. Daha sonra bu bir blogger veya youtuber'ın önerisiydi. Bio Oil'ı Trendyol'dan ben de aldım. Kokusu o kadar güzel ki ve hissi de çok güzel bence. Çok güzel nemlendiriyor. Özellikle bacakları. Ve yine bu da zaten çatlak önleyici. Yani çatlak giderici değil, önleyici bir formülü varmış bunun. Ve biraz da renk tonunu galiba bu da düzenliyor. Bunu da kullanıyorum. Onun üstüne beklerken zaten bunları yapmıştık. Toniği cildimizin emdiğini düşünüyorum. Cildi emerken, emdikten sonra daha doğrusu, eğer o gün benim cildim çok kuruysa, öyle bir şey hissediyorsam, ki genelde kışın zaten kuruyor biliyorsunuz, bu seradolini kullanıyorum. Benim su bazlı bir nemlendirici çözümüne ihtiyacım vardı. Bu beni çok tatmin etti o yönden. Çünkü ben yağlı ürünler kullanamıyorum. Cildim zaten yağlı. Yarı yağlı, yarı kuru. Mesela bu T bölgesi hep yağlıdır bende ama şuralarımda çok kurur ve hassas da bir cilt yapım var. Yani hassas dediğim, sivilceli her cilt hassas cilttir, alerjiktir genelde. O yüzden de ben bundan çok memnun kaldım. Size de bunu öneririm. Bunun bu arada toniğin fiyatını söylemeyi unuttum. 125 mililitresi 20 lira bu toniğin. Bu bio oil'ı 125 mililitresi 90 lira. Bunu da söyleyeyim. Eda Taşpınar'ın fırçası da 60 lira bu da. Bunu galiba Watson's'tan almıştım ben. Linkinde tekrar bütün ürünlerin linklerini size aşağıda açıklamalarda ekliyor olacağım. Bu bir oil söylemiştim. Seradolin 40 mililitresi 60 lira. Trendyol'da 85 lira ama başka sitelerde 50 lira. Ben size Google linkini bırakacağım. Siz oradan bakabilirsiniz kendinize hangisi uygunsa. Çünkü bazen uygun oluyor fiyatı ama kargoda sorun çıkıyor. Ona göre emin olduğunuz yerden siz kendiniz seçin. Ben hemen aşağıdaki eczaneden alıyorum. Ve bunu kullandıktan sonra bazen bunu kullanıyorum. Ama bazen de gerek kalmıyor çünkü size bu ürünü söylemek istiyorum. Ben Beauty Omelette'den 320 liraya kıydım ve bunu aldım. Ama çok memnunum. Değdiğini düşünüyorum. Zaten büyük bir şişesi var ve çok küçük. Yani mercimek kadar bile kullansanız işe yarıyor. Özel sizin istediğiniz bölgeleri de kullanabilirsiniz. Ben yüzüme kullanıyorum sadece. Çok fazla boynuma da hani çok tüketmemek için çok kullanmıyorum ama elimde kalanını da şöyle boynuma kullanıyorum. Bu beyaz krem diye geçiyor ama beyazlatmıyor. Çok güzel bir aydınlık veriyor ve bence sıkılaştırıyor. Böyle sanki inci görüntüsü, yani öyle bir pırıltısı var ciltte. Bundan sonra da bunu yapıyorum.
Ama buna geçmeden önce size söylemek istediğim bir şey var. Eğer buna o kadar para vermek istemiyorum diyorsanız, böyle seçenekler var. Biri Aven, biri de Bioderma. Ben SkinCeuticals'ı da çok seviyorum ama bu da biraz daha fiyatı yüksek olanlardan. Bunun işte 50 mililitresi 300 lira. Yani o kadar para vermek istemiyorum diyorsanız bunu da. Ama bu ikisi verdiğimiz paraya değiyor. Çünkü çok az kullanımda çok güzel etkileri oluyor ikisinin de. Özellikle cildiniz çok lekeliyse bence, lekeye de çok yatkınsa, kışın yani her mevsim bunu yüzünüze sürün diye tavsiye ediyorum ben. Ama hiç önemli değil. Bunlar yoksa bunlar da son derece yeterli ürünler bence. Bioderma ve Aven'in 50 üstü koruma faktörlü kremleri, güneş kremleri. Bunları da linkini size koyacağım. Bunları da lütfen inceleyin. Ben tavsiye ediyorum. Yaz, kış ben dediğim gibi bunları kullanıyorum. Onların da isterseniz fiyatlarını vereyim. Bioderma'nın fiyatı ikisi bir arada varmış. Yani şunu da söyleyeyim bu arada. Bu da güneş sonrası losyonu. Çok tatlı bir kokusu var ve cildi çok güzel nemlendiriyor. Yani tüm vücudunuza bunu sürebilirsiniz. Böyle yaz gibi kokuyor yani, öyle söyleyeyim size. O yüzden ben bunu da çok seviyorum. Nerede kalmıştım? Bunları kullandıktan sonra, bunların fiyatlarını söyleyecektim size. İkisi bir arada kampanyası varmış. 187 liraymış Trendyol'da. Linkini bırakıyorum, siz de ona bakabilirsiniz. SkinCeuticals'ın fiyatını söylemiştim. Aven'de Trendyol'da yine böyle aynısı 85 lira. O da aklınızda olsun. Daha sonra bunları sürdüm. Yani benim normal rutinimde bunlu, kuruysa o gün cildim. Ama eğer kuru değilse bu da nem veriyor çünkü. Bu da nemlendirici. İkisi bir arada veya sadece bunu kullanıyorum. Ve onu kullandıktan sonra dipfrizden bunu çıkarıyorum. Bu yeşim taşı masaj aleti olarak geçiyor. Size yine linkini vereceğim. Ben bunu yurt dışından aldım. Hatta şöyle bir kutuyla aldım. Amerika'dan 9.99 dolar. 10 dolara almışım. Ve burada önemli olan şey şu. Bu soğukken sabahları gerçekten cildi çok güzel uyarıyor. Ve hemen ben etkisini görüyorum. Psikolojik de olabilir. Ama önemli olan zaten her şeyin önce psikolojimize yarıyor olması. Psikolojimiz iyi olunca bence cildimize de zaten iyi geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Bunda önemli olan nokta şu. Bir yeri 3 kere üstünden geçiyoruz. Ve cildimize çok da tabii ki zarar vermeden baskı uyguluyoruz. Aynı şeyi bütün yüzümüze yapıyoruz. Ben burun etrafına da bu şekilde yapıyorum. En son şuradaki çizgileri biraz engellesin diye bu şekilde bir V diyeyim. Öyle bir hareketle de yüzü tamamlıyorum. Alnımı tabii ki yapıyorum. Hatta ben biraz ileri gidiyorum. Hani şu böyle yastık izi oluyor bazen göğsümüzde buralarda. Buraları da yapıyorum. Boynumu yapıyorum. Gerekli gördüğüm her yere yapıyorum. Bunun kutusunda iki farklı başlığı var. Tırtıklı. Onlar da biraz daha fazla uyarayım derseniz onları da kullanabiliyorsunuz. O da öyle bir ürün. Bunu yani şiddetle tavsiye ediyorum. Hiçbir şey alamazsanız bunu alın. Faydasını göreceksiniz. Ve bunu zaten rutine bağlamanıza gerek yok. Çünkü çok sevdiğiniz için yapacaksınız. O sabah ferahlığını cildinizde. Ondan sonra bu şekilde sabah rutini tamamladık. Ve akşam oldu diyelim. Akşam ben makyajım varsa, bu arada bunun üstüne, bütün bunların üstüne bunu yaptığınız zaman makyajınızı bir 10 dakika sonra veya yüzünüz ne zaman onu hissedersiniz zaten. Yüzünüz ne zaman makyaja ben hazırım diyorsa o zaman makyaj yapın. Ve akşam olunca veya istediğiniz zaman ben yüzüme bu Neutrogena'nın Hydro Boost yüz temizleme losyonunu kullanıyorum. Yani burada mineral, micellar water diyor. Hyaluronik asit de varmış. Bu benim için çok iyi. Yani bazen hiç yoktan hani dışarıda toz oldu, bilmem ne oldu dediğim zaman bile ben bunu yüzüme pamukla kullanıyorum. Ve sonra hiçbir şey yıkamıyorum bile. Ve yüzümü bununla çıkarttıktan sonra diyelim ki akşam, gece yatmadan önce makyajımı çıkardım.
bu aleti size göstermek istiyorum. Bu biliyorsunuz bütün bloggerlar, bütün işte YouTuberların aslında paylaştığı bir markanın yan ürünü, yani muadili diyebilirim. Bu çok uygun fiyatlı. Bunu hemen size söyleyeyim fiyatını. Bu Trendyol'da 45 lira. Forever diye geçiyor. Forever cilt temizleyici. Bunun da bir titreşimi var. Eksi artıları var. Bunu da titreşimi azaltabiliyorsunuz veya yükseltebiliyorsunuz şuradan. Burada bir yeri var. Buradan pili şarj edilebiliyor. Bu şekilde böyle bir hale su geçirmiyor. Dolayısıyla duşta da kullanabiliyorsunuz. Ben bunlarla hangilerini kullanıyorum? Neutrogena'nın. Bu arada Neutrogena'nın fiyatlarını vermiyorum ama gratis'te bunlar yani şu anda 15 lira gibi bir fiyatları var. Yani siz de Neutrogena'yı bildiğiniz için yine linkini vereceğim ama burada çok bahsetmek istemedim. Bunu sıkıyorum. Yüzümü zaten yıkamış olacak. Yani bundan sonra yüzünüze bir su tutun. Yüzüm böyle sulu bir haldeyken bunu sürüp bu şekilde yine nasıl bununla masaj yapıyorsam aynı teknikle bununla da masaj yapıyorum. Bu da zaten şöyle içe doğru biraz iç bükey. Dolayısıyla bütün bu kemikleri, buradaki kemikleri bununla da masaj yapabilirsiniz. Bunu da temizledikten sonra veya peelingini kullanıyorum. O günkü duruma göre haftada 2-3'te bunu yapmaya çalışıyorum. Bu arada ürünleri özellikle ben artık çok fazla para vermek istemediğim için kozmetik ürünlere böyle alternatif çözümler ve bu da yine dermatologların ve aslında bildiğimiz yerlerin önerdiği ürün Neutrogena iyi bir ürün olarak biliniyor. Ben de o yüzden güvenerek bunu kullanıyorum. Akşam tekrar her şey bittikten sonra bu nemlendiricimi sürüp yatıyorum. Yani tabii ki toniği sürüyorum. Yani bunu sıkıyorum tekrar. Bunu sıktıktan sonra bunu sürüyorum. Ve o arada yine bu ikiliyi kullanıyorum. Ve en sonunda bunu sürüyorum. Ve artık yatıyorum. Evet, biraz uzun bir süreç oluyor ama çok etkili olduğunu düşünüyorum. Gelelim saç bakımına. Benim saç derimde bir egzama türü olduğu ortaya çıktı. Daha yeni dermatoloğa gittim. Ve bu egzama da bizde doğal olarak, yani şurada yazıyor, seborreik egzamaymış. Ve bu tür egzama derimizde zararsız bir şekilde yaşayan Malassezia isimli mantar mikrobunun aşırı artışı ve buna derinin verdiği tepki nedeniyle oluşuyormuş bu egzama. Yani bu mantara karşı bir mücadele söz konusu oluyormuş. Bende mevsimsel de oluyor ama son zamanlarda çok daha fazla farklı türde bir artış oldu. Bazen atak halinde oluyor. Bütün saç derim kaşınıyor ve dökülüyor tekrar. Bazen de işte böyle minik minik bazı bölgesel şekilde oluyor. En son artık ben şu tarafta da böyle biraz daha kaşınmaya ve çıkmaya başladığı için dermatoloğa gittiğimde öğrendim ki böyle bir egzama türü var bende. Ona gelene kadar, zaten dermatoloğa gidene kadar bir sürü şampuan denedim. En etkili şampuan da sevgili Ayşe'nin bana önerdiği bir marka olan Atelier Rebul'un şampuanı. Bana çok iyi geliyor. Ayşe kendisine de çok iyi geldiğini söylemişti. Ben de o yüzden almıştım. Bana da çok iyi geldi. Saçı ferahlatıyor, saç derisini. Ve hava alıyormuş, nefes alıyormuş gibi geliyor. Ve saçı da çok fazla ağırlaştırmıyor. Öyle bir etkisi var. Ben çok memnunum bundan. Ben saç kremi çok kullanmıyorum. Ama kullandığım zaman da yine aynısının, yani aynı markanın saç mandalinalı saç kremini kullanıyorum. Sadece uçlarına sürüyorum kullanacağım zaman da. Onun haricinde bu egzama için dermatoloğun verdiği iki ürün var. Size bunları da göstereyim. Bunlar da bu bitince bunu, bu bitince de işte bunu dönüşümlü olarak kullanacağım. Haftada 3 gün öyle ürünler. Bunların linkini de size vereceğim. Bakabilirsiniz. Bu da tabii o mantarla savaşta bana yardımcı olacak. Bunları ben ömür boyu bu ikisini dönüşümlü kullanacağım şampuanıma ek olarak. İşte haftada mesela 3 bunu yapıyorsam haftada 2 bunlardan birini yapacağım. O şekilde bir rutinim olacak benim ne yazık ki. Ama bu şampuanlar da bana iyi geldi. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi geçelim roll-on meselesine.
Ben bir sürü roll-on kullandım şimdiye kadar. O spreyleri tercih etmiyorum çok. Çünkü onlar çok fazla bloke ediyormuş gibi geliyor bana. Roll-on'un da zaten önemli olan konusu sizin gözeneklerinizi kapatmıyor olması, kapatmaması daha doğrusu gerekiyor. Bu yüzden de zaten buna dikkat ettikten sonra ürün yelpazesi çok daralıyor. Ben daha önce Vichy kullandım. Hatta bir arkadaşıma önermiştim. O hala Vichy kullanıyor. Ben bir de kokusuz olsun istiyorum. Böyle herhangi bir kokusu olsun da istemiyorum. Çünkü tabii doğal olandan yanayım. Öyle söyleyeyim. O yüzden de yani Dove kullanıyordum daha önce. Dove da bence kokusu çok güzel. Hani o da böyle daha kremimsi koktuğu için benim hoşuma gidiyor. Ama o da bence gözenekleri tıkıyor, kapatıyor. Gözenekleri tıkaması neden kötü? Onu da hemen söyleyeyim. Çünkü aslında cildimizin terliyor olması, kol altımızın terliyor olması, yani teri bir şekilde atması gerekiyor. Sağlıklı olan o. Ama bu ürünler siz kol altınıza sürdüğünüz zaman veya sıktığınız zaman oradaki gözenekleri kapatıp terlemesini engelliyor ve tam tersi ürünün kanserojen veya ürünün herhangi bir kimyasalı sizin derinize işliyor. O yüzden de bence sakıncalı. Ben bunu zaten öğrendikten ve bunu anladıktan sonra da ona dikkat etmeye başladım. Önemli olan gözenekleri kapatmayacak. Yani terlemeye izin verecek ama terledikten sonra o bölgeye bir çözüm sunacak ürün. İki ürün kullanıyorum ben. Kışları bunu kullanmaya çalışıyorum. Bu Fermente Mutfağım diye bir markanın çiğ yağlı roll-on'u. Ben eski tadında .com'dan alıyordum ama bu videoyu çekmeden önce baktım. Orada yoktu. Eğer linkini bu markadan bulabilirsem sitesinde sizinle paylaşacağım. Şu anda eski tadında da gözükmüyor. Bunun kokusu çok güzel. Bu yenilebilir roll-on. Yani ne demek? Ben bir çikolatadan bir oyun hamuru yapmıştım, yenilebilir. Belki videolarda görürsünüz. O orada bir beni neredeyse linç ediyordu anneler. Nasıl yani, çocuğumuz hamur mu yiyecek diye. Hayır, çocuğunuz hamur yemeyecek. Yani ben de bunu yemiyorum. Bunu sürüyorum. Çocuğunuz da onunla oynayacak aslında. Yenilebilir oluyor. Yani yenilebilir ifadesi bunu yiyin demek değil asla. Yenilebilir demek doğal demek. Yani yenecek kadar doğal bir şey. Yani hiçbir zarar yok cildimize demek. O yüzden de bunu ben kullanıyorum. Kış için daha uygun bence. Yaz için beni çok tatmin etmedi açıkçası. Yani yine idare ediyor ama çok da istediğim sonucu alamıyorum. Çünkü yazın tabii daha çok terliyoruz ve daha farklı bir çözüme ihtiyacımız oluyor bence. Ben de bu Insia diye, bilmiyorum doğru mu telaffuz ediyorum, bu ürünü buldum. Daha yeni Zorlu'daki bir eczaneden aldım. Ama Trendyol'da var ve 50 mililitre değil, 22 lira şu anda. Bunun da iddiası şu: aslında kol altımız terlemeli ve biz terle değil, yani kol altındaki o gözenekleri kapatarak değil, terledikten sonraki o bakteri oluşumunu engellemeye çalışıyoruz diyorlar. Onun da linkini size İngilizce, ama linkini yine de paylaşacağım. Ona da siz bakabilirsiniz. Ve çok tatlı bir limonumsu bir kokusu var. Ama böyle şey koku değil, yani kimya veya işte ne bileyim, yapay bir koku değil. Çok doğal, sanki ortamda bir limon varmış gibi kokuyor. Ve benim de çok hoşuma gitti. Bunu da tavsiye ederim. En sonunda tabii ki iki ürün var. Onlar da Bepanten. Bepantol artık deniyor galiba, bilmiyorum. Veya farklı bir şey varsa Bepanten, bilmiyorum. Ama ben bu ikisini çok seviyorum. Bir tanesi onarıcı bakım kremi. Bizim bildiğimiz Bepanten merhem aslında bu. Bunu kullanıyorum. Bunu ben her şeye kullanıyorum. Bu benim annemin cümlesidir. Ben de artık bu cümleyi içselleştirdim. Ve gerçekten ben de her zaman bulunur benim evimde. Her şeye kullanıyorum. Daha çok bu pandemi süresinde kendim ev bakımını ve ayak bakımını, manikür pedikürümü kendim yapmaya başladım. Ve o yüzden de bunu mesela televizyon izlerken veya otururken tırnaklarımın kenarlarındaki etleri biraz böyle ite ite bunu sürüyorum ve öyle bekletiyorum. Ve çok işe yarıyor bu. Hem de işte topuklara da kullanılıyor. Yani neye ihtiyacınız varsa. Eğer bu arada isterseniz, ben tırnaklarımı da işte kendim yapmaya başladığım için bazı
O konuda da sizinle paylaşımlarım olabilir. Ama eğer talep ederseniz öyle bir video çekebilirim. Çünkü yani çok bilmiyorum, herkes kendisi belki yapıyordur tabii ki, kendi çözümleri vardır. İlgilenir misiniz bilemediğim için size lütfen yorumlara yazın ilgilenirseniz diye rica edeyim. Onun haricinde bir de bu Bepanthenol Sensiderm diye bir ürünü var. Bu da galiba yeni çıkardılar. Ben de reklamlarda görüp hemen eczaneye inip sordum böyle bir ürün nasıl bir ürün diye. Gerçekten de kaşıntıyı biraz alan bir ürün. Benim de işte söylediğim gibi bu saçlarımdaki egzamadan dolayı aslında bir atak oldu. Ve o atak işte dermatoloğa gidene kadar ben hani o kaşıntıyı alsın diye bunu kullandım. Ve gerçekten işe yarıyor. O yüzden bu da benim çantamda her zaman olacak. Yani seyahate giderken de yanıma alacağım ürünler içine girdi. Çünkü ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Anında bir atak oluyor ve bu onu baskılayacak bir ürün. Sizinle de o yüzden paylaşmak istedim. Benden şimdilik bu kadar. Yani her ürünle ilgili 10'ar dakika bile konuşabilirim aslında. Mümkün olduğunca hızlı, mümkün olduğunca böyle kestirmeden konuşmak istedim sizinle. Fiyatları da bir yandan söylemek istedim. Çünkü yazarak değil, siz de dinleyerek, hani görerek, ürünü de görerek fiyatını bilin, aklınıza öyle kazınsın diye istedim. Ve umarım siz de bu videodan hoşlanmışsınızdır. Umarım bilmediğiniz bir şey göstermişimdir size. Lütfen yine eğer başka türlü yorumlarınız veya sorularınız olursa lütfen benimle paylaşın siz de. Şimdilik bu kadar diyeyim tekrar. Ve bir sonraki videolarda sizinle görüşmek üzere. Ben Elif Tüfekçioğlu, İstanbul Nişantaşı'ndan bildirdim. Hoşça kalın diliyorum.